Evet, selamlar. 2019 kışı nasıl geçecek? Kısaca bir öngörüde bulunacağım. Biliyorsunuz artık, gerçi şu an zaman da çok erken tahmin yapmak için. Daha kısa kollularla hiç çıkarmadık. Bu vaziyetteyiz. Artık 1,5 ay daha yaz devam edecek zaten belli. Çünkü işte ilkbahar yazdan çalıyor. Yaz sonbahardan çalıyor. Sonbahar kıştan bir ay çalıyor. Böyle mevsimler bir ay kaydı. Herhalde böyle devam edecek gibi duruyor. Küresel ısınmanın da yani insan faktörlü etkilerini de göze alırsak evet bunlar normal şeyler. Şu an North Atlantic Oscillation yani NAO Kuzey Atlantik sanılımı pozitifte. Pozitifte göründüğü için şu anda genel olarak baktığımızda NAO'nun pozitif olduğu kışlarda yani aslında çok belirgin bir şey yok. Evet, yağış olarak daha az yağış alıyoruz ama NAO'nun aşırı yani endeksin aşırı pozitife çıkıp da negatife meylettiği zamanlarda sistem gelebiliyor. Özellikle İskandinavya üzerinde oluşan yüksek basınç sırt saatin ters yönündeki yani daha doğrusu saat yönündeki hareketiyle birlikte kuzeyden soğukları getirebiliyor. Tabii şimdi tam kesin olarak bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü El Niño'lu bir sene bekleniyor. 11 tane El Niño'lu kışı ele aldığımızda 7 tanesi sıcak, 4 tanesi soğuk geçmiş. Yani sıcak geçmiş derken 7 tanesinde kar yağmamış değil de genel olarak ılıman geçmiş. 4 tanesi de sürekli kar yağışı değil ama ortalamalara göre daha fazla soğuk ve kar yağışı olduğu ortada istatistiki olarak. Ama tabii yani 7'ye 4 bir üstünlüğü var ılıman kışların. Ve tabii ılıman kışların bir avantajı da şu, 2004 kışı mesela ılıman bir kıştı ama 2004 yılında oldukça fazla kar yağdı İstanbul'a ve Türkiye'ye, batı bölgelere, kuzey bölgelere 2 tane sistem geldi. Bu zaten yetti de arttı. Biliyorsunuz İstanbul'da köprü halatı koptu vesaire. Şehir içinde yani Eminönü, Bakırköy gibi yerlerde 35-40 santim kar ölçüsü yani kar ölçüldü. O sebeple yani olaya sadece ılıman bir kış geçecek veya işte çok soğuk bir kış geçecek diye bakmayın. Çünkü soğuk geçen kışlarda da kar yağışlı gün sayısı çok az olabiliyor. Yağış az olduğu için. Tabii kuzey bölgelere Karadeniz'den soğuk hava sokulduğunda bir şekilde yağış oluşuyor. Yani deniz etkili yağışlar veya deniz etkili karlar oluşuyor. Dek ve dey olarak adlandırdığımız. Tabii şimdi çok fazla detaya girmeye gerek yok. En azından şunu diyebilirim. AO şu an pozitifte. Böyle devam ederse yani kışın eğer çok yüksek değerlere çıkıp oradan nötre doğru indiğinde sistem alabiliriz. En azından böyle bir avantajımız var. Mesela geçen sene İspanya'da yaşayan bir kar delisine sorsaydınız bu kadar çok kar yağar mı diye İspanya'ya tahmin edemezdi. O yüzden hani verileri sadece işte evet kesin bu olacak diye yorumlamak yanlıştır. Çünkü geçen sene Batı Avrupa için beklenen kış şartları belliydi ama muhteşem inanılmaz bir kış yaşadılar. Çünkü Azor yüksek basıncı çok fazla batıda konumlandığı için kuzeydeki soğuk havayı direkt Batı Avrupa'ya çekti. İngiltere'de kar yağışları oldu ki İngiltere normalde ıslak bir iklim, yağışlı ama kar çok fazla almıyor çünkü Gulf Stream'den dolayı soğuk hava çok fazla sokulamıyor. O sebeple enseyi karartmayalım diyelim argo tabirle kar delileri. Bu sene inşallah geçen seneden daha güzel bir kış olması ümidi var içimizde. Ama tabii yani ne zaman en azından daha fazla done elimize geçer? Eylül ayının sonu, Ekim ayının 15'inde bir tahmin yayınlarız. Forumatmosfer.com
Bu sitedeyiz arkadaşlar. formatmosfer.com'dayız. Twitter'da da formatmosfer ismi. Instagram'da yine formatmosfer. YouTube'da da formatmosfer olarak var. Tabii ben kendi sayfamda yayınlayacağım ama oradan da formatmosfere atacağım bu tahmini. Takip etmeye devam edin. Umarım çok karlı bir kış yaşarız. Görüşmek üzere.